Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf ara yayınları atölyem kitabında eşitsizlikler konusuyla dersimize devam ediyoruz. Eşitsizlikler konusuna geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Eşitsizlik nasıl bir şey arkadaşlar? Bir inceleyelim. Cebirsel ifadelerin küçüktür, küçük veya eşittir, büyüktür, büyük veya eşittir sembollerinden biri ile karşılaştırmasına eşitsizlik diyoruz. Arkadaşlar biz burada şunu iyi bilmemiz gerekiyor. Denklem konusunu hatırlarsanız, denklem konusunda işte atıyorum bir sayının 4 fazlası 12 eder gibi cümlelerimiz vardı. Bunu cebirsel ifade ve denklem şeklinde yazabiliyorduk. Söyleyelim bakalım tekrar. Bir sayının 4 fazlası 12 eder. Bir sayının 4 fazlası 12 eder dediğimi düşünün. Burada da şunu söyleyeceğiz. Bir sayının 4 fazlası 12'den büyüktür veya 12'den küçüktür gibi düşünün. Bir sayının 4 fazlası, aynen yazıyorum. 4 fazlası 12'den küçüktür dediğimi düşünün. Zaten bir sayının 4 fazlasını yazmayı biliyoruz. Yani x artı 4'ü biliyoruz. 12 de yazıyorum. Daha sonra tekrar okuyorum. Ne istiyor? Bir sayının 4 fazlası 12'den küçük olsun istiyor. O halde bu araya küçüktür işaretini getiriyorum. Mantığımız bu şekilde arkadaşlar. Dikkat edelim. Devam ediyorum. Büyüktür ve küçüktür işaretlerini siz zaten biliyorsunuz. Şu büyüktürün altında düz bir çizgi var arkadaşlar. Bu büyük veya eşittir anlamına geliyor. Yine küçüktürün altında düz bir çizgi varsa bu da küçük veya eşit olabilir anlamına gelecek. Bir de arkadaşlar sayı doğrusunda büyük ve küçük kelimeleri ile ilgili sembollerimiz var. Şimdi ortada renkli bir kısım var. Ben buraya x dediğimi düşünüyorum. Bakın eksi 2'nin gösterildiği yerde bir boşluk var. Noktanın içi boş arkadaşlar. Bu boş şu demektir. Eşitlik yok demektir. Sadece küçüktür sembolü gelecek. 3'ün olduğu yerde bir nokta var ama içi dolu. İçi dolu nokta da aynı zamanda eşittir sembolü de olacak diyor. Yani küçüktür ve eşittir şekilde düşüneceğiz. Yine mesela buradaki teraziye bakacak olursam sağ tarafta 1, 2 var, bir de x var. X artı 2 hangisi ağır basmış arkadaşlar? X artı 2 burada 5 kilogram var. 5 kilogram x artı 2'den daha büyüktür. Niye? Çünkü daha aşağıdadır diye düşünüyoruz. Bunu aynı şekilde şöyle de yazabilirim. X artı 2 küçüktür 5 kilogram demek de aslında aynı şeyi ifade eder diyelim. Evet, devam edelim etkinliklerimize. Birinci etkinlikte aşağıda verilen cümlelere karşılık gelen eşitsizlik ifadelerini bulunuz diyor. Normal denklem yazar gibi düşünelim. Daha sonra küçük veya büyüktür şeklinde değerlendireceğiz. 4 eksiği 3'ten küçük sayılar. Sayıyı bilmediğim için x diyorum. 4 eksiği x eksi 4'tür. 3'ü yazıyorum. Ne olmasını istiyor? 3'ten küçük olmasını istiyor. O halde küçüktür 3 diyorum. 5 katı, bir sayının 5 katı 5x'tir. Eksi 15'i de yazıyorum. 5 katı eksi 15'ten büyük olsun istiyor. O halde büyüktür işareti geldi. Yarısının 3 fazlası, bir sayının yarısı x bölü 2 artı 3, 4'ten küçük sayılar. 4'ü yazıyorum. X bölü 2 artı 3'ün 4'ten küçük olmasını istiyor. Küçüktür geldi. 10 fazlası, buraya dikkat edelim, 20 veya 20'den büyük olsun istiyor. Bir sayının 10 fazlası demek x artı 10 demektir. 20'yi yazıyorum. 20'den büyük diyor arkadaşlar. O halde büyüktür geliyor. Bir de ne diyor? 20 de olabilir diyor. 20 veya 20'den büyük. Yani x artı 10 20 olabilir. Yani eşitlik var. Aynı zamanda büyük istiyor. Hem büyük hem de eşitleri kabul ediyor diyelim. Evet, D ile devam ediyorum. 4 fazlası 2 veya 2'den küçük sayılar. Bir sayının 4 fazlası x artı 4'tür. 2 veya 2'den küçük. 2 olabilir mi? Olabilir. Demek ki
eşitlik de olacak ama aynı zamanda 2'den küçük olacak. O halde küçük eşittir gelir diyorum. 2 katı ile 3 katının toplamı bir sayının 2 katı 2x, 3 katı 3x topla diyor arkadaşım. En fazla 20 olsun. Yani 20'yi geçmesin diyor. Arkadaşlar en fazla 20 olsun derken 20 de olabilir mi? Evet olabilir diyoruz. Yani 20 de olabilir ama 20'yi geçmesin. 20'den küçük olsun. O halde ne diyorum? 20'den küçük ve 20'ye eşit sayılardır diyorum. Yarısı en az 12 olan sayılar. Bir sayının yarısı x bölü 2, 12 yazıyorum. En az 12, yani 12'den fazla olacak ama 12'yi de kabul ederiz diyoruz. O zaman 12'den büyük olacak diyorum ve 12'ye aynı zamanda eşit olan sayılar da kabulümüzdür diyelim. 5 fazlası kendinden büyük sayılar. Bir sayının 5 fazlası ve sayının kendisi x'tir. Aynı zamanda ne istiyoruz? Kendisinden büyük istiyoruz. 5 fazlası kendisinden büyükse o halde büyüktür işareti gelir diyorum. Bir yük asansörünün en fazla 100 kilogram taşıması, taşıyacağı ağırlığa x dersem arkadaşlar, en fazla 100 kilogram demek 100 kilogram taşıyabilir ama onu geçmemesi gerekir. 100 kilogramın altındaki değerler de bizim için doğrudur diyoruz. O halde 100'den fazla olmayacak ama 100 de olabilir dediği için 100'den küçük olacak ve 100'e eşit olabilir diyoruz. 4 fazlası 4'e eşit olmayan sayılar. Evet. 4 fazlası, pardon 6 fazlası özür. 6 fazlası x artı 6 4'e eşit olmayan demek arkadaşlar. Eşit değildir demek. Bu işaret, bu eşit değildir işareti. O halde bu işareti kullanarak yazıyorum. Eşit değildir diyorum. Evet, devam ediyoruz. 3'ten büyük, 4'ten küçük sayılar. 3'ten büyük olacak. Aynı zamanda da 4'ten küçük olacak diyorum. Yan yana yazıyorum. Arada biraz boşluk bırakıyorum. Sayımız yine x olsun diyorum arkadaşlar. Bakın. Evet. X 3'den büyük oldu. 4'ten küçük oldu. Şimdi bazı arkadaşlar diyebilir. Bu arada zaten küçük sayı yok. Arkadaşlar bizim için rasyonel sayılar da sayıdır. Yani doğal sayı demedi veya tam sayı demediği için bu arada birçok sayı vardır diyelim. Evet. 2 katı 5 veya 5'ten büyük ve 8'den küçük. Arkadaşlar bakın 5 veya 5'ten büyük. O halde burada küçük eşittir olacak. Şimdi benim sayım x olsun diyorum öncelikle. 2 katı ne olur? 2x olur. Bu 2x 5'ten büyük olacak veya 5'e eşit olacak. Bakın 5'ten büyük veya 5 olsun istiyor. Aynı zamanda da 8'den küçük. Evet. 2 katı x'in 2 katı 2x 5 veya 5 veya dediği eşittir. 5'ten büyük yani o zaman küçük eşittir geldi ve 8'den küçük sayılardır diyorum. J'ye bakıyorum. Babam bana en fazla 100 TL verecek. Vereceği paraya x dersem arkadaşlar en fazla 100 TL derken 100 TL olabilir mi? Olabilir. Ve 100'den küçük sayılar doğrudur. O halde küçük eşittir geliyor. Deneme sınavından en az 400 puan almam gerekli diyen bir öğrenci aldığı puana x dersem en az 400 puan arkadaşlar 400'ü geçmesi gerekiyor ama 400 de bana yeter diyor. O halde 400'e eşit olacak veya 400'den büyük olacak diyelim. Her gün en az 3 TL harcayan bir öğrenci bir kişinin 30 TL'yi kaç günde harcayabileceği. Arkadaşlar en az 3 lira harcadığımızı düşünelim. 3 lira üzerinden hesap edecek olursam 30 lirayı ben 33'e bölersem kaç gün gider en fazla? 10 gün gider. Bu en fazla gideceği gün. O halde gün sayısını x dersem en fazla 10 gün arkadaşlar. Ama 10 günden az da gidebilir. Neden? Eğer 3 liradan fazla harcarsa 10 günden az gider. O halde 10 olabilir ama ondan küçük sayılar da olabilir diyoruz. 10 veya ondan küçük sayılar olacak diyorum. Evet devam ediyorum. Bir dar açının ölçüsü. Arkadaşlar dar açının ölçüsü biliyorsunuz.
0 ile 90 derece arasında. 0 derece ile 90 derece arasında. O halde ne diyorum? Dar açıya x dersem 0'dan büyük olacak, 90 dereceden de küçük olacak diyelim. 6 eksiği 7 olmayan sayılar. Bakın arkadaşlar, 7 olmayan 7'ye eşit olmayan anlamına geliyor. Bir sayının 6 eksiği, sayımız x olursa x eksi 6'dır. 7 yazıyorum. 7 olmasını istiyor arkadaşlar. Yani 7'ye eşit değildir diyor. Evet, o ile devam ediyorum. 4 fazlası, bir sayının 4 fazlası demek x artı 4 demektir. 5'ten küçük olmayan sayılar, 5'ten küçük olmayan demek 5 olabilir ve 5'ten büyük sayılar. O zaman ne geliyor? Büyük ve eşittir geliyor. Evet, 5'e eşit olabilir ama 5'ten büyük sayılardır diyoruz. 4 katının 3 fazlası, bir sayının 4 katı 4x artı 3. Ondan fazla olan sayılar, onu kabul ediyor mu? Etmiyor. O halde eşitlik yok. Sadece ondan büyük olsunlar istiyoruz. Evet, P ile devam ediyorum. 3 katının, pardon, 3 eksiğinin 2 katı kendinden büyük sayılar. Sayımıza x dersek arkadaşlar, 3 eksiğinin 2 katı. Şöyle yazayım. X'in 3 eksiği x eksi 3'tür. 2 katı dediği zaman işlem önceliğini almak için parantez arıyorduk. Çarpı 2 diyorum. Kendinden büyük sayı. Sayının kendisi neydi? X'ti. Evet. 3 eksiğinin 2 katı kendisinden büyük istiyoruz. O halde büyüktür işaretini yazıyorum. Evet. Yarısının 3 fazlası çeyreğinden büyük sayılar. Bir sayının yarısı x bölü 2, 3 fazlası artı 3. Çeyreği demekti arkadaşlar. X bölü 4 demekti. Şimdi ben buraya ne yazacağım? Ne istiyor? Yarısının 3 fazlası büyük olsun istiyor. O halde büyüktür işareti yazılır. Devam ediyorum. Yarısı kendinden büyük olmayan sayılar. Bir sayının yarısı x bölü 2. Kendisi x'ti. Kendinden büyük olmasını istiyor. Ne istiyor? Küçük olsun istiyor. Büyük olmayan derken arkadaşlar sadece küçük değil, aynı zamanda kendisine eşit de olabilir diyoruz. Yani oraya küçük eşittir gelmelidir diyorum. Evet, devam ediyoruz. Evet, ikinci etkinliğe bakıyorum. Arkadaşlar burada şuna dikkat edeceğiz. Sayı doğrusuna gösterilen noktanın içi dolu mu, boş mu, bu bizim için çok önemli. Eğer doluysa eşitlik vardır. Yok ise eşitlik yoktur. Sadece büyük veya küçüktür. Etkinliklerimize bakalım. Aşağıda sayı doğrusuna kalın yeşil çizgiyle gösterilen eşitsizlik ifadelerini yazınız diyor. Arkadaşlar burada size tavsiyem, yeşilin olduğu yere x diyelim. Yani buradaki sayıların hepsi x'i ifade ediyor. Öyle düşünün. Eksi 1'i yazıyorum. İçi dolu olduğu için dikkat edin. X nerede? Sağ tarafta, yani daha büyük. X'i sağ tarafa yazdım. X daha büyük ve içi dolu olduğu için arkadaşlar dikkat edin. Buraya ne gelecek? Aynı zamanda eşittir gelecek diyorum. Yani x eksi 1'den büyük veya eksi 1'e eşit sayılardır. Biz bunu başka nasıl ifade edebiliriz? X'i önce yazarsam arkadaşlar bakın. X büyüktür ve eşittir. Neye? Eksi 1'den büyük olacak ve eksi 1'e eşit de olabilir diyorum. Bu ifadenin ikisi birbiriyle aynı ifadedir arkadaşlar. Bunlar değişmez. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Hangisini arzu ederseniz onu kullanın diyorum. Ben genellikle şunu yapıyorum. Yeşil yere x yazıyorum. X boş olduğuna dikkat edin. 3'ü yazdım. Boş olduğu için x sayı doğrusuna küçük olan taraftaysa, çünkü sol tarafta olduğu için sayı doğrusuna soldaki sayı sağdaki sayıdan küçüktür. O halde x küçüktür 3'ten sayılar diyorum. Yani 3'ten küçük olan sayılar x'i ifade eder diyoruz. Devam ediyorum. Buraya x yazdığımı düşünüyorum. 1'i yazıyorum. Dikkat edin. 1'de ne var? Boş bir nokta var. Boşsa x 1'den büyük sayılardır diyorum. Yani 1 x'ten küçüktür.
ve x de aynı zamanda birden büyük sayılardır diyoruz. İstersek yine bunu x büyüktür 1 şeklinde, bunu da 3 büyüktür x'ten şeklinde ifade edebilirsiniz arkadaşlar. Durum değişir mi? Değişmez dediğimi tekrar hatırlatayım. X'i yazdım. Noktanın dolu olduğuna dikkat edin arkadaşlar. X eksi 2'ye eşit olabilir ve eksi 2'den küçük sayılardır. O zaman x küçük eşittir, küçük veya eşittir eksi 2 şeklinde de okuyabilirim. Evet, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bakın burada iki taraflı bir sınırlama var. X'i ortaya yazıyorum. Yani x ortadaki sayıları ifade eden bir sembol. Öncelikle soldakini yazıyorum. Eksi 3. Evet, boşluk var, dikkat edin. O zaman x eksi 3'ten büyük olacak. Eksi 3 küçüktür. X o da küçüktür. 2 diyorum ama bir şeye dikkat ediyorum. Buradaki nokta içi dolu olduğu için evet eşittir'i de koyuyorum. X eksi 3'ten büyük, 2'ye eşit veya 2'den küçük sayılardır diye de ifade edelim. Evet, x'i ortaya yazdım. Sol tarafta eksi 4 var. Eksi 4 x'ten küçüktür. X aynı zamanda içi dolu olduğu için eşittir de koydum. Sağ tarafta da 3 var ve içi dolu. O halde küçük eşittir 3 diye ifade ediyoruz. Devam ediyorum. F'ye baktığım zaman x'i ortaya koyduğumu düşünün. Eksi 2 ve içi dolu. X'i koydum. Sol tarafta eksi 2 var. İçi dolu olduğu için eşittir dedim. Sağ tarafta 4'e kadar geliyor ama içi boş. Küçüktür 4. İçi boş olduğu için eşittir'i koymuyorum arkadaşlar. Evet, x'i koyduk arkadaşlar. Eksi 3 küçüktür x. O da küçüktür 1. Şimdi bakıyorum. Burası boş. O halde eşittir'i yazmıyorum. 1'deki nokta dolu ve eşittir'i yazıyorum. Evet. Devam edelim. Evet, üçüncü etkinlikte arkadaşlar bizden ne istiyor? Eşitsizlik ifadelerin sayı doğrusunda gösteriniz diyor. Arkadaşlar öncelikle ben sınırım belirliyorum. Burada A'ya baktığım zaman sınırım benim 2'den başlıyor. 2'den büyük sayılar olacak. Ama bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Eşitlik var mı? Şurada yok. O halde ne olması gerekiyor? 2'nin belirttiği noktanın içinin boş olması gerekiyor. Yani şöyle yazabilirim. Bakın burayı boş yapıyorum. Ve x 2'den büyük sayılar. Yani sayı doğrusunda sağdaki sayılardır. Evet, bu şekilde ifade ediyorum. 2'nin üstündeki noktanın içinin boş olmasına dikkat edelim. Evet, x eksi 3'ten küçük olacak. Yani eksi 3'ün sayı doğrusuna göre eksi 3'ün sonundaki sayılar olacak diyorum. Evet, eşitlik olmadığı için içini boş bırakıyorum. Ve sol tarafı böyle kalın bir çizgi haline getiriyorum. Evet, x 0'dan büyük ve 0'a eşit arkadaşlar. O halde ne oluyor? 0'a eşitse 0'daki noktanın içi dolu olacak diyoruz. Evet, dolu. Ve x 0'dan büyük olduğuna göre demek ki sağ tarafı böyle biraz kalınlaştırıyorum. Evet, noktanın içinin dolu olduğunu tekrar hatırlatalım. Evet, x eksi 1'e eşit ve eksi 1'den küçük. O halde eksi 1'in sonundaki sayılar ve eksi 1 dahildir arkadaşlar. Yani bu dolu bir nokta olacak ve eksi 1'den küçük olan tarafı şöyle kalınlaştırıyorum. Evet, arkadaşlar x bu sefer eksi 4 ile 3 arasında ama dikkat etmem gereken bir yer var. Evet, eksi 4 ile x arasında sadece küçük bir işareti var. Yani boş olacak. Evet, 3'ü de belirtiyorum. Bu sefer eşitlik olduğu için içi dolu olacak diyorum. Ve aradaki bölümü de biraz kalınlaştırıyorum. Evet, bu ne demektir? Eksi 4'ten büyük, 3 veya 3'ten küçük sayılardır demektir. Evet, E'ye bakıyorum. Küçük eşittir var. O halde eksi 2'yi içini dolu olarak yazıyorum. 2'yi de içini boş olarak yazıyorum. Sadece küçüktür var. Ve aradaki bölümü kalınlaştırıyorum. Eksi 3 küçüktür x veya eşittir eksi 3'e.
O halde doludur diyorum. Bir de yine eşitlik olduğu için doludur ve aradaki bölgeyi kalınlaştırıyorum. Evet, devam ediyoruz. Dördüncü etkinliğe bakıyorum. Arkadaşlar, terazide ne taraf ağırsa o taraf büyüktür diyeceğiz. Normalde bizim terazilerimizde denklem konusunda eşitlik vardı. Araya eşittir diyoruz ama burada mesela baktığımız zaman soldaki kefe sağdaki kefeden daha büyük. Bunu iki şekilde yazabilirim. Önce soldaki kefeyi yazıyorum. Bakın x 1, 2 daha 3. O halde x artı 3 büyüktür diyorum. Çünkü ağır bastı. Nereden? Şunları toplarsam 6 yapar. 6'dan büyüktür diyorum. Peki başka nasıl yazabilirim? Aynı ifade aslında 6 küçüktür. X artı 3'ten ifadesinde kullanabiliriz. Evet, devam ediyorum. B'ye bakıyorum. Bu sefer büyük olan taraf, yani ağır olan taraf, x'in olduğu şurası 2x arkadaşlar. Burası 8. 2x büyüktür. Pardon, aşağı yazayım. 2x büyüktür 8'den diyorum. Veya 2x'i sağa yazarsam 2x, evet, 8'den büyük olan sayılardır. Bu da aynı ifadedir arkadaşlar. Bakın 8 2x'den küçüktür. 2x büyüktür 8'den, birbirine eşit ifadelerdir diyelim. Evet, C ile devam ediyorum. Solda x var, sağda 7 var. 7 daha büyük arkadaşlar. Dikkat edin. X daha küçük. X küçüktür 7 olarak ifade ediyorum. Evet, C'ye baktığımız zaman 2x artı 2 var. Burada 5, 7, 8 var. 2x artı 2 daha büyüktür. Büyüktür 8'den diyorum. Evet, son olarak D'deki etkinliğimizi yapalım. Sol tarafa baktığım zaman x artı 2. Sağ tarafa baktığım zaman x artı 5. Evet, hangisi büyük? Sağdaki kefe daha büyük. O halde x artı 2 küçüktür. X artı 5'ten şeklinde ifade ederiz diyorum. Evet arkadaşlar, bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.